Londra Haber Magazin. Koruyan Londra Haber Magazin başlıyor. Londra'da ne var ne yok, kim kiminle, kimlerle nerede eğlendi, kim kim için neler söyledi. Çayınızı, kahvenizi ya da soğuk bir içeceğinizi alıp koltuğunuza yaslanın. Şeker tadında bir program başlıyor. TV ekranlarından Londra Haber Magazin programından herkese merhaba. Bir Londra Haber Magazin programıyla daha yine karşınızdayız ve yayınımızda ilk olarak astroloji ile başlıyoruz. Bu hafta sizlere birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikli olarak Aralık ayı boyunca bizleri neler bekliyor? Hangi enerjiler içerisinde yer alacağız? Çünkü zorlu bir Aralık ayı ve artık yılın da sonlarına geldik. Son birkaç hafta, ondan sonra 2018'i karşılayacağız ve 2018 yılı içerisinde bizleri neler bekleyecek? Burçlar hangi alanda şanslı olacak ve fırsatları kullanmaları gerekecek? Hangi alanlarda biraz zorluklar var? Testlerden geçecekler. Bu hafta sizlere biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ama Merkür gerilemesi daha devam ediyor. Buna da birazcık değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli. İletişim Aralık ayı boyunca çok önemli olacak hayatımızda. Zorlu bir Aralık ayı bizleri bekliyor. Ama güzel yanı nedir? Tabii ki ilahiyat kapıları çok açık. Yani dualarınız geçerli kılınacaktır. Dua, meditasyon, zikir bol bol yaptığınız takdirde dualarınız kabul görecektir. Çok önemli bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Artık köprüden geçiyoruz, sonlara doğru gidiyoruz ve 2018'de bizi neler bekleyecek? Bu zorlu Aralık ayını da nasıl atlatacağız? Bunu da bahsedeceğim. Dolayısıyla Koç burcuyla birazdan başlayacağım ama onun öncesinde bakalım Londra'da neler varmış, gündemde neler yer almış ve tanıtımlarımız tabii ki neler? Sonra da Koç burcuyla başlıyoruz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre 2017 yılında Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği yer Londra oldu. Avrupa'dan Londra'ya yapılan seyahat rezervasyonu sayısı %24 oranında arttı. Sterlin'de yaşanan değer kaybının Londra'yı turistler için çok daha cazip hale getirdiği belirtiliyor. Haziran 2016'daki Brexit referandumundan bu yana sterlin yaklaşık olarak %10 oranında değer kaybetmiş durumda. Bunun en büyük nedeni ise Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık'ın en büyük ticari ortağı olması. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrıldığı zaman ekonomik büyümenin nasıl ilerleyeceğine dair belirsizlikler sterlin'in değerini düşürüyor. Sterlin'deki düşüş Londra'yı sadece Avrupalı turistler için değil, aynı zamanda Britanyalı gezginler için de daha cazip hale getirmiş gibi görülüyor. Birleşik Krallık'ta yaşayan kişilerin en çok gitmeyi tercih ettikleri yerler listesinde bir numaralı sırada Londra var. Londra geçen yıl bu listede 4. sırada yer almaktaydı. Stadyum inşaatındaki gecikme Brüksel'i Euro 2020 ev sahipliğinden etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Brüksel'de oynanması planlanan 3 grup 1'de son 16 turu maçı Londra'ya alındı. 60. yıl dönümü şerefine 13 ülkede düzenlenmesi planlanan turnuvadaki ev sahibi sayısı 12'ye düştü. Brüksel'de oynanması planlanan 3 grup 1'de son 16 turu maçı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'ya alındı. Böylece Wembley Stadında yapılacak maç sayısı 3'ten 7'ye yükseldi. Ayrıca Euro 2020'nin açılış karşılaşmasının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadında oynanmasına karar verildi. Grup maçlarının hangi şehirde yapılacağı da belirlendi. Londra'da bomba alarmı. İngiltere'nin başkenti Londra'da gelen bir ihbar üzerine güvenlik alarmı verildi. St. Paul Metro istasyonu kapatıldı.
Gelen ihbar üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul Metro istasyonu kapatıldı. Şehrin ekonomi merkezine yakın bir noktada bulunan istasyonda şüpheli bir paket bulundu. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Theresa May'i öldüreceklerdi. İngiliz gazetelerinin neredeyse tamamında Başbakan Theresa May'e yönelik bir terör saldırısı girişiminin polis tarafından önlendiğine dair haberler yer aldı. Terör örgütü DAEŞ tarafından planlandığını belirten saldırı girişiminin Başbakanlık binasına yönelik bir canlı bomba, sonrasında ise bıçaklı saldırı hazırlığı olduğu belirtildi. Polis, Londra ve Birmingham şehirlerinde yapılan terörle mücadele operasyonlarında iki kişinin gözaltına alındığını ve mahkemelerinin görüldüğünü kaydetti. Sanatçı Aysel Yılmaz hem söyledi hem dans etti. Acaba sanatçı Aysel Yılmaz ile kim dans ediyordu? Az sonra. Ve yükselen burcu koç olanlarla devam ediyoruz. Merkür gerilemesiyle başlamak istiyorum. İlk olarak hayatınızda önümüzdeki birkaç haftalık süre içerisinde tabii ki yurt dışı bağlantılı işler önem kazanacak. Özellikle sevgiliniz varsa yurt dışında veya iş yaptığınız kişiler varsa bu süre içerisinde sürtüşmeler oluşabilir. Yapacağınız tüm girişimler ticariyle ilgili olabilir. Bir takım sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Tabii ki seyahatler, yurt dışı bağlantılı işler, pasaportlar, rezervasyon hataları oluşabilir. Seyahat ettiğiniz süre içerisinde bunlara çok dikkat ediyorsunuz. Sözlere dikkat ediyorsunuz. Dolunayın etkisi yavaş yavaş azalıyor artık. Geçtiğimiz hafta biraz sıkıntı yaşadığınız sözlerle ilgili, konuşmalarla ilgili ve yine iletişimle ilgili sorunlar oldu. Ama 2018 yılı boyunca hangi alanlarda çok şanslı olacak koçlar? Tabii ki alacak verecekle ilgili, borçlanmayla ilgili, parayla ilgili, eşinizden özellikle ve ortağınızdan maddi açıdan kar elde edebilirsiniz ama işe çok dikkat ediyorsunuz, zorluklar var. Ama bunun yanı sıra koçları büyük başarılar bekliyor. Özellikle kariyer hayatınız çok iyi olacak. 2,5 yıl içerisinde kariyerle ilgili yükseliş terfi söz konusu olacak hayatınızda. Tabii ki disiplinli olduğunuz ve çalıştığınız sürece ve sabırlı olduğunuz süre içerisinde iş içerisinde güzel başlangıçlar olacak hayatınızda. Ve Londra turumuza Bellona ile devam ediyoruz. Sizler için bu hafta yatak odası takımını konuştuk. Angel yatak odası takımı çok güzel. Gidin ve yakından bakın. Ödeme kolaylıkları da var, fırsatlar var, indirimler var. Bu fırsatları sakın kaçırmayın. İzliyoruz. Sevgili Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazin izleyicileri, Londra turumuza Enfield bölgesinde bulunan Bellona ile devam ediyoruz. Bellona'da bu hafta sizler için yatak takımını konuşacağız. Angel yatak takımının önündeyiz şu an. Değil mi Özkan Bey? Öncelikli olarak nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Nedir bu Angel yatak takımının özellikleri? Angel yatak takımının özellikleri nedir? En belirgin özelliği parlak yüzeyli, high gloss diye tarif ettiğimiz bir kaplamayla kaplanmış olması. Bunun dışında uzun ömür bir iskeleti var. Yani Bellona'nın kullandığı bütün yatak odalarında, bütün mobilyalarda kullanılan iskelet yapısı zaten dayanıklı, uzun ömürlü bir iskelet yapısıdır. Aynı şekilde bu Angel yatak odası için de geçerli. Bunun dışında yüzeyinde bazı motifler mevcut, kabartma motifler mevcut. Bu da bu yatak odası takımına çok şık, çok organik bir hava katıyor. Bunun yanı sıra çok aerodinamik bir yapısı var. Kapaklar kapanırken hem 5 kapılı dolap için hem sürgülü kapılı versiyonu için söylüyorum. Kapanırken otomatik yavaşlama sistemi, otomatik stop diye tabir ettikleri bir sisteme sahip. Küçük kazaları önleyecek güzel bir özellik. Ve tasarımı yine Bellona Arge Departmanı'nın, tasarım departmanının üzerinde biraz kafa yorduğu güzel, çok şık, çok zarif bir tasarım sahip. Ve biliyorsunuz daha önceki programlarda söyledim. Şu an biz Christmas arifesindeyiz. Bu dönemde geçen haftalarda bir kampanyamız vardı. Bu hala devam ediyor. Mağazalarımızda gelen bu şık Angel
yatak odası takımını bu kampanya kapsamında sahip olabilirler. Bununla birlikte kampanyayı, bu ürünü kampanya indirimiyle yine belli koşullar dahilinde taksitle indirim avantajından yararlanarak almak yine mümkün. Özkan Bey, bazı yatak odaları küçük olabiliyor. Şimdi çok güzel bir parça Angel yatak takımı. Gerçekten de yatağıyla olsun, dolabıyla ve komodinleriyle çok güzel, güzel parçalar. Ama büyük biraz, bazı yatak odalarına sığmayabiliyor. Dilerse izleyicilerimiz de istedikleri doğrultuda dolabı ya da sadece yatağı alabilirler mi? Alabilirler. Şöyle, Bellona'da şöyle bir durum var. Kampanya yapılırken bütün ürünler bir arada bir kampanya fiyatı belirlenmiyor. Bütün bir setin bir kampanya fiyatı var. Ayrıca herhangi bir yatak odası takımından sadece bir ürünü almak istediklerinde dahi o ürün için o kampanya indirimi Bellona Londra mağazalarında yapılıyor. Örneğin bu 5 kapılı Angel yatak odası dolabını almak istediklerinde, sadece tek başına bu ürünü almak isterlerse, yine kampanya indirimi bu ürün için ayrıca uygulanabiliyor. Bunun dışında örneğin bu Angel yatak odası takımımız 5 kapılı, 6 kapılı ve sürgülü kapılı olarak tasarım, dizayn edilmiş. Evleri, yatak odaları daha küçük olan ev sahipleri için Bellona mağazalarına daha farklı alternatifte yatak odaları yine mevcut. 3 kapılıdan, 2 kapılıdan daha doğrusu 6 kapılıya kadar genişleyen bir ürün yelpazesi Bellona Londra mağazalarında gelip görüp inceleyebilirler. Ve son olarak izleyicilerimize ulaşım ve teslimatla ilgili bilgiler verelim. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Bununla ilgili de bilgiler verebilir misiniz? Hemen söyleyelim. Ulaşım bizde Bellona'da, daha doğrusu mağazaya ulaşım çok kolay. Kuzeyde Pondruzent'teyiz. Güneyde de Lewisham High Street üzerinde yer alıyoruz. Yeni yıldan sonra 3. mağaza, çok büyük bir mağazayla Sheffield merkezde Bellona mağazası müşterilerle buluşacak. Bunun dışında internet adresimiz bellona.com.tr. Buradan da bütün ürünleri online inceleyebilirler. Bellona UK'de Facebook hesabımız facebook.com/bellonauk yazdıklarında da son güncel kampanyaları, mağazalarımıza gelen ürünlerin hangileri olduğunu oradan takip edebilirler. Ücretsiz teslimat, ücretsiz kurulum, çok sayıda garanti Bellona Londra mağazalarında indirim fırsatıyla müşterileri bekliyor. Özkan Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sevgili Kıbrıs Geniş TV Londra Haber Magazin izleyicileri, bu hafta sizlere Bellona'da bulunan Angel yatak takımını tanıttık. 2017'nin sonlarına doğru artık yorulduk ve Angel yatak takımının, bu güzel yatakların üzerinde 2018 yılı boyunca hem dinlenecek, rahatlayacaksınız ve güne zinde ve enerjik başlayacaksınız. Gelecek hafta yine Bellona'da sizde çok farklı ürünleri tanıtacağız. Bu haftalık Bellona'dan ayrılıyoruz, fakat Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Siz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlarla devam ediyoruz. İlk olarak Aralık ayı içerisinde sizleri neler bekliyor, buna değinmek istiyorum. Özellikle para alanlarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Borçlanmayı düşünüyorsanız birazcık bekliyorsunuz, askıya alıyorsunuz. 23 Aralık'tan sonra parayla ilgili girişimlerinizi yapabilirsiniz. Alacak verecek vergiler, nafakalar ve primler, miraslarla ilgili bir takım sıkıntılar var. Eşinizle parayla ilgili alanlarda tartışmamaya özen gösteriyorsunuz. Veya varsa ortağınız, bir takım sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Veya belki birlikte iş yaptınız, paranızı alamıyorsunuz. Veya eşiniz bir takım parayla ilgili girişimlerde bulundu, harcamalar yaptı, tartışmamaya özen gösteriyorsunuz. Tabii ki Dolunay'ın etkisi de geçtiğimiz hafta parayla ilgili alanlarda sizleri zorlamış olabilir. Jüpiter 2018 yılı boyunca sizlere ilişkiler açısından şans sunacak. Tabii ki bekarsanız evlenebilirsiniz, nişan, nikah gibi alanlara yönelebilirsiniz. İlişkiler açısından çok şanslısınız. Özellikle eşinizin işinde bir yükseliş terfi söz konusu.
konusu olabilir. Ama Satürn sizleri yine birazcık zorlayacak. Hangi alanlarda zorlayacak ve testlerden geçirecek? Tabii ki hayata bakış açınızda bir yenilenme ve arınma söz konusu olacak. Yurt dışından ev alabilirsiniz. Bir takım kişilerle işbirliği içerisine girebilirsiniz. 2,5 yıl süresince. Ve Londra turumuzda efsane mekan Cyprus Meze Bar ile devam ediyoruz. Cyprus Meze Bar geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ın efsane grubu Vizyon'u ağırladı. Biz de oradaydık ve çok güzel eğlendik. İzliyoruz. Kıbrıs'ın çok değerli müzisyen arkadaşlarımız Grup Vizyon bizlerle birlikte olacak. Tabii ki Grup Vizyon'un bizim kalbimizde çok ayrı bambaşka bir yeri var. Biz Grup Vizyon'u çok yıllar öncesinden tanıyoruz. Vizyon grubunun içerisindeki kişiler hepimizin kardeşi, arkadaşı, akrabası, can dostu, gönül dostu. Onlara kocaman bir alkış istiyorum. Eminim hepiniz onları çok yakından tanıyorsunuz. Çok uzaklardan geldiler ve bizlere en güzel şekilde muhteşem bir gece yaşatacaklar. Tabii ki davulda ilk olarak Engin Porto'yu almak istiyorum. Muhteşem davulcumuz Engin Porto geliyor. Ardından klavyede İsmet Aşıksoy hocamız. İsmet Aşıksoy güçlü bir alkış gelsin. Klavyede İsmet Aşıksoy. Kemanda Kasım Eryurt. Kemanda Kasım Eryurt'a kocaman bir alkış gelsin. Her gün birbirinden yetenekli, değerli müzisyen arkadaşlarımız. Ve bas gitarda Ulun Cam. Değerli müzisyen arkadaşlarımız da yerini alırken sırada gitar ve solist Osman Oymacı geliyor. Gitarda Osman Oymacı muhteşem sesinden, o güzel sesinden kocaman alkış Grup Vizyon için gelsin. Oh,
sanatçı Aysel Yılmaz hem söyledi hem dans etti. Acaba sanatçı Aysel Yılmaz ile kim dans ediyordu? Az sonra. Siz sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlarla devam ediyoruz. Sizler Aralık ayı boyunca ilişkilere çok dikkat edeceksiniz. Önemli sorumluluklar almanız gerekebilir. Dengeyi iyi korumanız gereken bir 3 haftalık sürecin içerisine giriyorsunuz. Çünkü Merkür gerilemesi var ilişkiler alanında. Eski sevgili eş tekrar hayatınıza gelmek isteyebilir. Eşiniz varsa tartışabilirsiniz. Ortağınız varsa tartışabilirsiniz. Dengeyi iyi korumanız gerekiyor ilişkilerle ilgili. Zaten sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşti geçtiğimiz hafta. Yavaş yavaş onun etkisi de azalıyor. Tabii ki Jüpiter hangi alanda sizlere destek sunacak 2018 yılı boyunca iş açısından çok şanslısınız. Ofis açmak, ofisi değiştirmek, büyük projelerde yer almak işle ilgili. Bununla ilgili fırsatları yakalayacağınız bir yıllık sürecin içerisine girdiniz zaten ama 2018 yılı boyunca bu fırsatları değerlendirin. Satürn hangi alanlarda sizleri zorlayacak? Parayla ilgili alanlarda testlerden geçiyorsunuz. Alacak, verecek, vergiler, nafakalar, primler ve miraslar. Parayla ilgili alanlara çok dikkat ediyorsunuz. Sınavlarınız, testleriniz olacak, zorluklar olacak. Paranızı kontrollü kullanmanız gerekiyor. Ortağınız varsa ortaklaşa yapılan işlerde parayla ilgili alanlarda sorunlar oluşabilir. Eşiniz sizi maddi açıdan sıkıntıya koyabilir. Parayla ilgili tüm girişimlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yayınımıza güzellikle devam edelim. Dilerseniz birazcık güzelleşelim. Güzellikle ilgili bilgiler edinelim ve Londra turumuzda sırada Kensington Health Clinic var. Yetkili kişilerden güzellikle bakımla ilgili bilgiler edindik. İzliyoruz. Ben Doktor Ziya Radmant. Ve bugün sevincle söyleyebilirim ki artık bütün alanlarda servisimiz verilmektedir. İmplant ve onun yanı sıra diş düzeltmesi, ortodonsi, tel ve onu çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Kler braces dediğimiz Invisalign veya fast bracing clear teller vardı. Onlarla takılıyor ki görüntüde fazla görünmüyor tapıldı. Ve bu fast braces Amerika bir yöntem ki bu daha hızlı. Yani 120 günde dişlerin düzeltmesini temin ediyor. Bunun telleri daha yumuşak, fleksibildir ve etkisi daha iyi oluyor. Ve bizim kontrolümüz dişin üstünde daha çoktur. Ki her iki haftada bir dişlerin teli açılıp, temizlenip yeniden yerine konuluyor. Ve tavsiyem toplumun eğer dişlerinde eğrilik varsa veyahut da düzelmesi gerekirse bu konuda yardımcı oluyoruz ve onun yanı sıra implant servisimize de başladık ki bütün hastalar eğer sadece röntgen isteyen hastalar da olursa bazı toplumda Türkiye'de gidip implant yaptırıyorlar. Bizim var CT scan var. Onu gelip burada yapabilirler ve dijital olarak doktorlarına göndeririz veya kendileri götürüp giderken kendilerine orada gösterirler ki o hem implant yapıldığı planlamasında yardımcı olur. Bir de daha doğru dürüst, daha planlı yapılmasını da yardımcı olur röntgen olursa. Ve bizden de advice alabilirler ki hangi implant daha uygundur, nelerin yapılması gerekir. Şimdi isterler burada yaptırırlar, isterler Türkiye'de yaptırırlar. Yani topluma yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Ve bunun yanı sıra botoks, fillers ve güzellik estetik konusunda da bütün alanlarda yüzün olsun, boyun olsun servis vermeye full olarak başladık ve onun yanı sıra şeydir plasma terapi de şey var, yani hastanın kanın alınıp onun plasması ayrılıp ve o plasmanı hem implantlarda kullanılıyor, kemikle katılıp veya membran yapılıyor ve daha iyi sonuç veriyor şeye. Onun yanı sıra onu yüzde de yüzü gençleştirmede organik bir şeydir. Hastanın kendi bedeninden alınan şeydir. Yani bir şeye side effect yoktur, bir şey yoktur. Onun için hatta bu saç az olanlarda ya saçları ektirenlerin onlarda daha saçının artmasında yardımcı oluyor. Onun için bu yeni teknikler ki bunu elimizden geldiği kadar çoğaltmaya ve daha geniş servis verme şeyinde de yardımcı olacağız. Söylediğim gibi bu plasma terapi yeni bir yöntemdir. Bütün çeşitlerde kullanılıyor. Bir de fillerin yerine de şey olur. Mesela birisine mesela 4 mil, 3 mil, 2 mil filler ihtiyacı oluyor. Bunda kendi plasmasıdır. Şimdi istediği yere, istediği seksiyonlarda kullanılıyor. Bu ilkinde 3 her 3 hafta arayla 3 defa yapılması lazım. Ondan sonra her 6 ayda bir sadece bir seans gelip onun yerini doldurması yeterlidir ve bunun daha iyi efekt verdiğini de mutlulukla söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlarla devam ediyoruz. Sizler de 23 Aralık'a kadar iş hayatınıza çok dikkat ediyorsunuz. Yeni bir işe başlamamaya özen gösteriyorsunuz. Özellikle gerek evinizde olsun, gerekse işinizde, ofisinizde olsun, yanınıza alacağınız kişiler, sorunlu kişiler çıkabilir. Buna dikkat ediyorsunuz veya yanınızda çalışan kişiler varsa bir takım tartışmalar, sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. İş hayatı biraz sıkıntılı görülüyor. Dikkat ediyorsunuz. Yeni projelere girdiğiniz takdirde bir takım sıkıntılar oluşabilir ama eski şeyleri bitirmek, ofisi arındırmak, temizlemek, ufak tefek dekorasyonlarla uğraşmak açısından güzel bir süreç. Bunun yanı sıra sağlığınızda geçtiğimiz hafta birazcık kötü olmuş olabilir, metabolizma düşmüş olabilir, soğukkanlılığıyla mücadele etme durumunda kalmış olabilirsiniz. Sağlığınız daha iyiye gidecek önümüzdeki günlerde. Aşk hayatınız çok güzel, özellikle 2018 yılı boyunca aşk hayatınız güzel görülüyor. Hem aşk hayatınız hem de çocuk sahibi olmak istiyorsanız güzel haberler alabilirsiniz. Sporla ilgileniyorsanız veya sanatla 2018 yılı boyunca şanslı olacağınız bir sürecin içerisindesiniz ama ilişkilere dikkat ediyorsunuz. Hem sınavlardan geçeceksiniz hem de bekarsanız nişan, nikah gibi alanlara yönelebilirsiniz. Fırsatları bu anlamda değerlendirebilirsiniz. Bir Londra turumuza biraz da seyahat diyoruz, turizm diyoruz ve Cyprus Paradise'a sizler için gittik. Oradaki yetkili kişilerle turizm ve seyahatle ilgili bilgiler edindik. İzliyoruz. Kıbrıs Geniş TV Londra Haber Magazini izleyicileri, Londra turumuza tatilin adresi Cyprus Paradise ile devam ediyoruz.
Bu hafta sizlere çok güzel haberlerimiz var. 2018 yılı içerisinde Cyprus Paradise sizler için çok özel turlar hazırladı ve önemli bilgileri, detayları Sayın Faik İzzet Bey şimdi hemen anlatıyor. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim Duygu Hanım. Evet, dediğiniz gibi çok güzel haberlerimiz vardı. Evet. 2018 için önce 24 Nisan'da bir Antalya, Afyon Antalya turumuz vardı. 7 gecelik bir turdur bu. Şimdiden söyleyelim fiyatını. Herkes heyecanlanmanın kaç para diye beklemesin. Fiyat en son söylenilirdi ama neyse. Neyse bir daha. Örtten tamam. Söyleyelim ki zevkinden dinlesinler. Ceplerine uygundur çünkü. 650 pound'dır efendim. Bu 650 pound'ı uçak biletleri içinde dahildir. Stansted Havalimanı'ndan Atlas Jet'le Antalya'ya gidilecektir. Antalya'dan transferler içindedir. Otel. Lüks otobüslerle otele gidilecektir. Evet. Ve oteller 4 yıldızlı olup half port olacaktır. Kahvaltı, yemek dahil. Yani 7 gün boyunca gezilecek tarihi yerler olsun. Şimdi özetleyecek olursak 2018 yılı içerisinde iki tane tur düzenliyoruz. Evet. Bunlara ilaveten daha turlarımız olacak. Karadeniz falan turlarımız olacak. Onları ona sürpriz olarak ileride söyleyeceğiz. Şimdi bu Antalya turumuz dediğim gibi 650 pound'dır. Yalnız single room dediğimiz yalnız tek hangi oda almak için. Hangi bölgelerde kalınacak? Antalya, Afyon. 3 gün Antalya'da kalınacaktır. Evet. Ondan sonra 2 gün Afyon'da kalınacaktır. 2 gün Afyon. Tekrar Antalya'ya döneceğiz. Sonra Antalya'ya dönülecek. Antalya'dan İstanbul'da. Tamam. O zaman Antalya bölgesi diyelim. Afyon evet. Ve yine Antalya. Evet öyle olacak. Güzel bir tur gerçekleştirecek. 7 gün bed and breakfast. 650 pound değerindedir. Taksitlendirme yapılıyor. Yok. Bir an önce gelin depozitinizi yatırın. Vakit evet. Vardır. O güne kadar 650 pound. Faizle charge etmiyoruz. Yani kredi kartlarına, debit kartlarına hiç charge'ımız yoktur. Hep bunlar Paradise'dan halkın bize gösterdiği ilgiye karşı ve bizim de verdiğimiz ödüllerdir diyelim artık. Tabii, yani. Ödül aldık, ödül veriyoruz. Ödül veriyoruz, evet. İkinci turumuz İstanbul Çanakkale turundur. 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bir turdur. Bu yine da bir hafta. Yine bir haftadır. Stansted'den Atlasjet'le gidilecek. Dolayısıyla 3 gün İstanbul'umuz vardır. Ondan sonra Çanakkale, Gelibolu, Bursa üzerinden tekrar İstanbul'a dönüşümüz vardır. Bütün bu gidilecek yerlerde, akşamlar 4 yıldızlı otellerde kalınacaktır. Güzergâhta giderken durmak istenilen yerlerde durulacaktır, dinlenilecektir. Bunun için de söyleyelim Gelibolu'dan sonra Efes vardı. Efes'ten Pergama vardı. Pamukkale vardı. Dönüşümüzde Bursa vardı. Yani hep o bölgeyi böyle rahatlıkla yavaş yavaş gezip yavaş gezeceğiz ve gittiğimiz yerlerdeki otellerde konaklayacağız. Çok yani, önemli. Evet, tabii yani gidip de yormadan 8 saat diyeceğim. 8 saat geliyor. Zaten insana ölür biter yani artık. Bizler siz dinlenerek gideceksiniz. Göreceksiniz. Her şeye şey ettikten sonra iyice inceledikten sonra otelinize gelirsiniz. Orada rahatlıkla artık istediğiniz şekilde geceyi geçirirsiniz. Dinlenirsiniz. Yani böyle diyelim. Bu İstanbul turumuz 690 pound'dır. Yani Mayıs ayı içerisinde de çok güzel bir rakam yine evet. Karşımızda 690 pound'da bir hafta harika bir tur. Evet. Ben bunu birkaç İngiliz arkadaşa bahsettim. Olamaz dediler. Böyle şey olamaz. Olur dedim. Cyprus Paradise bunları yapar işte. Biz onun için Cyprus Paradise deriz. Cyprus Paradise daima böyle miracle yaratır yani. Şey de işte ödüllerimize bak. Biz bu ödülleri yani, kolay almadık. Onları söyledim tabii. Bu 690 lira üzerinde yalnız tek oda almak isteyen yolcularımız 80 pound. Bunlar İstanbul'un 180 pound. 180 pound. Evet, ekstra. Bunlar. Ekstra 180 pound öderler. 7 gece konaklanan otelde yalnız tek odada kalırlar. Half port'tur şeylerimiz. Burada İstanbul'da karıştırmayın. 4 gecemiz half port'tur. 3 evet. Gecemiz daha yalnız kalır. Detayları vereceğiz zaten. Bunları zaten bunlar vereceğiz dediğim gibi. Evet, 2017 biterken 2018'de ki yeniliklerimizi her şey titizlik ve herkese bildirilecektir. Tabii ödemek isteyen yolcularımız bir aman ben 700 pound şimdi vermek istemem ve bir miktar vereceğim az vereceğim şu 690 evet 700 değil. Dolayısıyla yani o kolaylıklar mevcuttur. Hiç çekinmesinler. Aman benim 690 liram yoktur ne yapacağım düşünmesinler. Az gelip burada verirler. Her türlü imkanı size sağlayacağız söz veriyoruz. Söz burada. Veriyoruz. Evet. Ayrısı olarak girişimizi de anons edelim.
edelim. Yakında gerçekleştirecek. Bir an önce gelin Cyprus Paradise'a. Siz de bilgilerinizi doldurun. Boksumuza atalım. Çünkü çok az bir süre sonra çekilişimiz gerçekleşecek. Kıbrıs'a gidiş dönüş uçak bileti. 2017 bitmeden salihli olabilirsiniz veya olmazsanız 2018'de şansınız devam edecektir. Ama bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Sizi Kıbrıs'a gönderecekler. Tabii ki tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ödül kazandınız. Ederiz. Her zaman olduğu olasınız, gibi bu yılda sizi layık gördüler. Evet. Bu büyük ödüle. Teşekkür bu da ederiz. Tabii ki yapmış olduğunuz kalitenin, sunmuş olduğunuz kalitenin karşılığıdır. Başarının göstergesidir. Evet. Ödüller her zaman yapılan büyük başarıların mükafatı olarak bize geri geliyor. Çok teşekkür ekibimiz ederim. Ekibimiz bu yönde zaten çok uğraş verdiler ve karşılığında hep beraber aldık. Tabii ki Cyprus Paradise büyük tur operatörüdür. Sadece acente değildir bilet kestiğimiz acenteler. En büyük tur operatörüdür. Özellikle İngiltere'nin de bunun karşılığı olarak ödüllendirildiler zaten İngiltere'de evet. Geçtiğimiz haftalarda. Tabii ki sizler de çok deneyimli kampanyalarla, başarılı kampanyalarla çalışmak istiyorsanız mutlaka önce o kampanyalara uğrayacaksınız. Başka yere gitseniz, fiyat alsanız bile yine günün sonunda geleceksiniz ve buradaki yetkili kişilerle almış olduğunuz, dışarıda almış olduğunuz fiyatı görüşeceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu hafta vermiş olduğunuz teşekkür bilgiler ederim. İçin. Teşekkür sevgili ederim. Genç TV Londra Haber Magazin izleyicileri bu hafta da Cyprus Paradise'daydı. Gelecek hafta yine turlarımız hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Şimdilik buradan ayrılıyoruz fakat Londra turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçı Aysel Yılmaz hem söyledi hem dans etti. Acaba sanatçı Aysel Yılmaz ile kim dans ediyordu? Az sonra... Siz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlarla devam ediyoruz. Sizler de 3 haftalık süre içerisinde 23 Aralık'a kadar çocuklarla olan iletişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle onların sağlık sorunları olabilir. İlişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor çocuklarınızla. Daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda da sorunlar oluşabilir. Eski aşkınız tekrar hayatınıza gelmek isteyebilir veya var olan sorunlar aşkınızla var olan sorunlar daha fazla belirginleşebilir. Yine bu süre içerisinde özellikle sporla ilgileniyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Sanatsal konularda özellikle şans oyunlarıyla ve borsayla ilgileniyorsanız çok dikkat edeceksiniz 23 Aralık'a kadar. Bunun yanı sıra tabii ki Jüpiter 2018 yılında sizlere evle ilgili fırsatları getirecek. Ev alım satım kirayla ilgili tüm alan çok şanslı olacaksınız. Yeni bir yere taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Anne ve babadan destek görebilirsiniz. Tabii ki hangi alanlarda sınavlardan geçeceksiniz. Sağlığınızda çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Sağlıkla ilgili ufak tefek sorunlar oluşabilir. Rutin kontrollerinizi yapın. Daha sağlıklı beslenin. İşle ilgili yükseliş terfi söz konusu olabilir. Sabırlı ve istikrarlı olduğunuz süre içerisinde. Ve Londra turumuzda demirci perde ile devam ediyoruz. Evimizi güzelleştiren mobilyaların yanı sıra tabii ki tül perdeler evimizi tamamlıyor dekorasyonla ilgili alanlarda. En güzel perdeleri ve kaliteli ürünleri demirci perdede bulabilirsiniz. Bakalım oradaki yetkili kişiler perdelerle ilgili neler anlattı? Dinliyoruz. ...25. yılını Londra'da geride bırakan demirci perde... ...Kuzey Londra'da Edmonton ve Güney Londra'da Bellona mağazasında... ...hizmetini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Müşterilerine kaliteli hizmet sunmayı kendine misyon edinen... ...son teknolojiyi yakından takip eden vizyonuyla... ...en kaliteli perde kumaşları, tül perdeler ve store perdeleri... ...en uygun indirim kolaylıklarıyla demirci perdede bulabilirsiniz. Kıbrıs Genç TV aracılığıyla mağazalarımıza gelen müşterilerimize sürpriz indirim fırsatı, yeni gelen kumaş ve store perde çeşitlerini görmeniz için sizleri demirci perde mağazalarımıza davet ediyoruz.
Bunun yanında yine bir demirci perde kuruluşu olan ve online hizmet veren www.blindsforvalue.co.uk üzerinden Zebra Blinds, Roller Blinds ve Vertical Blinds perde çeşitlerini satın alabilirsiniz. Aysel Yılmaz hem söyledi hem dans etti. Acaba sanatçı Aysel Yılmaz ile kim dans ediyordu? Az sonra. Siz sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlarla devam ediyoruz. 23 Aralık'a kadar ev hayatınıza çok dikkat ediyorsunuz. Ev alım satım kira ile ilgili alanlarda bir takım sıkıntılar oluşabilir. Yeni girişimlerde bulunmuyorsunuz. Önceleri başlatmış olduğunuz işlerinizi tamamlıyorsunuz. Beklenmedik tamiratlarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Anne babayla bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var. İletişime çok dikkat edeceksiniz. İçsel huzuru yakalamakta zorlanabilirsiniz 23 Aralık'a kadar. Bunun yanı sıra Jüpiter sizlere iletişimle ilgili fırsatları getirecek. Kitap yazmak, dergi basmak istiyorsanız veya yeni bir kursa yazılmak, güzel bir senelik sürecin içerisindesiniz. Zaman zaman yakın çevre veya kardeşinizden destek göreceksiniz. 2,5 yıl boyunca da hangi alanlara dikkat edeceksiniz? Tabii ki aşk hayatınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni aşklar oluşabilir ama sorunlu ilişkiler de oluşabilir. Sevgili sizi kısıtlayabilir. Bununla ilgili testlerden geçiyorsunuz. Aşkla ilgili alanlarda çocuk sahibi olmak isteyenler zaman zaman korkulara kapılabilirsiniz. Aman korkmayın, çocuk sahibi olmak için çok güzel bir süreç. Aşkla ilgili ve çocukla ilgili zaman zaman bunalabilirsiniz, sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama 2,5 yıl bu da sizin sınavınız olacak. Ve Londra turumuzdan tekrar Cyprus Meze Bar ile devam ediyoruz. Bakalım orada kimler doğum günü kutlamışlar ve kimlerin özel doğum günleri varmış, sürpriz doğum günü yapmışlar, izliyoruz. Geçtiğimiz hafta Londra gece aleminin en eski, en güzide mekanlarından olan eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da sanatçı Aysel Yılmaz sahne alıyordu. Ve mekanı dolduran müdavimler seçkin simalardan oluşuyordu. Evet, olursa, yeniden barışa, yeniden barışa, yeniden barışa. Eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da romantik anlar yaşanıyordu. Cyprus Meze Bar'da ortam ısınıyor, eğlence tavan yapıyordu. Kaçmayanlar, mali müşavirimiz Tevfik Zeker ise sanatçı Aysel Yılmaz ile çok romantik dans ediyordu. Acaba bunun sebebi neydi? Kaç kişi savuran,
Mali müşavirimiz Tevfik Zekai'nin sürpriz doğum günü partisi gecenin en önemli anlarındandı. Bu akşam servis mezarlığındayız ve Tevfik amcamızın doğum günü hep beraber burada kutladık. Biz büyük bir aileyiz. Hem Limasollular hem Tevfik amcamız topluluğumuzun içerisinde bizlerle her zaman beraber. Evet Tevfik amca, bu akşam doğum günün ne gelir içinden bizlere söyleyesin? Doğum günüm mutlu günüm. Herkesin de böyle mutlu olmasını, devamlı mutlu olmasını istiyorum. Evet. Her şey için teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, biz de sana iyi ki doğdun diyoruz ve bizimle berabersin. Daha nice nice mutlu yıllar hep birlikte birbirimizle burada Londra'da güzel günlere diliyorum. İnşallah efendim. Evet Arif ablacığım, sen ne söyleyeceksin? Evet Tevfik Bey bizim kardeşimiz, bizim dostumuz ve en önemlisi bize örnek olan bir kişi. Londra'da onsuz olmuyor. Londra'yı onsuz düşünemiyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve yeni yaşını daha mutlu bir şekilde geçirmesi için hep dua ediyoruz. Çok teşekkürler. Genç TV'de burada bizim aramızda. O bağlamda da mutluyuz. Sizlere başarılar diliyoruz. Sağ olasın. Evet Ayşe, babacığına ne diyeceksin? Hayırlı yaşlar dilerim. Böyle bir babam olduğu için çok mutluyum. 80. yılı bu sene. Allah uzun ömürler versin. İyi sıhhatler versin. Hep birlikte kutluyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Evet, Meriç Bey, siz ne diyeceksiniz? Babamın doğum günü kutlu olsun. 80 yılı bol bol geçirdi. Memnun oldum hepsine. Çok teşekkür ederiz. Evet Naim amca. Buyurun. Ben ne söyleyeyim ki? Tevfik amca ne diyeyim? Tevfik amcama hayırlı yaşlar. O benden bir yaş daha küçük. Evet siz. Hayırlı yaşlar. Hayırlı yaşlar. Geçen hafta doğum günüydü. Tevfik Bey bizimle hep beraber. O bize örnek bir kişilik. Her yerde bizimle beraber. Ona çok teşekkür ederiz. Limasollar Derneği'nin her işini, her toplantısını, her parasal bütün işlerini o yapıyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Muhasebecimiz aynı zamanda. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi Londra Haber Magazin vardır. Yardım ediyorlar. Ona göre yapıyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, Londra Haber Magazin programımız devam ediyor. Bakalım sırada kim var? Tevfik amcamıza hayırlı yaşlar diliyoruz. Ben Osman Ercan. Ben İsmail Koca. Ben Ediz Aspünç. Ben Zoe Faş'ın direktörü olarak yeni sezonda Eurogenç'te olacağım. Köşk Restorant olarak yeni sezonda Eurogenç TV'deyiz. Sabri Kadın ailesi olarak Eurogenç TV'deyiz. Herkese iyi seyirler. Bizi izleyin. Sürprizler ile geliyoruz gümbür gümbür. Herkese iyi seyirler. Değerimiz
Hemdans siz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlarla devam ediyoruz. Sizler 23 Aralık'a kadar daha önceleri de belirttiğim gibi iletişime çok dikkat ediyorsunuz. Özellikle elektronik eşyalarda sorunlar oluşabilir. Kompütörünüz bozulabilir. Önemli bilgilerinizi yedekliyorsunuz. Araba kullanırken dikkat ediyorsunuz. Arabanız sorun çıkarabilir. Telefonunuz, beyaz eşyalarınız sorun çıkarabilir. Yakın çevre ve kardeşlerle olan iletişime çok dikkat ediyorsunuz. Önemli imzalarınızı atmamaya özen gösteriyorsunuz. Atmak zorunda olduğunuz tüm imzalarınızı ve özellikle sınava girecek çocuklarımız varsa maddeleri çok iyi okuyor. Bu süre içerisinde dalgınlıklar oluşabilir. Konsantre olmaya çalıştığımız alanlarda sorun yaşayabiliriz. Jüpiter parayla ilgili sizlere bolluğu fırsatları sunacak. 2018 yılı boyunca parayla ilgili alanlarda çok şanslısınız. Özellikle ticaret hayatına atılmak o yatırım yapmak istiyorsanız güzel bir süreç olacak 2018 yılı. Ama çok fazla paranın gelebileceği gibi müsriflik de oluşabilir. Çok fazla paraları harcayabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmasını bileceksiniz 2018 yılı boyunca. Hangi alanlarda sorunlar görülebilir? 2020 yılına kadar evle ilgili bir takım sorunlar var. Ev almayı düşünüyorsanız güzel bir süreç ama zaman zaman ev içerisindeki içsel huzuru yakalamakta zorlanabilirsiniz. Anne babanın sağlığında da zaman zaman sorunlar oluşabilir ve sizler de bununla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Ve yayınımıza Erol Metal ile devam ediyoruz. Yetkili kişiler bakalım oradaki işletmelerle ilgili neler anlatmışlar izliyoruz. İngiltere'de iş hayatıma 1986 yılında fish and chips ve kebaplarda başladım. Ve bu esnada gördüm ki fish and chips ve kebaplarda doğru dürüst havalandırma sistemleri yapan yok. Yani daha doğrusu Londra civarında yoktu. Ben de bunun boşluğunu hissettiğimden dolayı bu işe girdim. Ve 90'lı yıllarda bu işi yapmaya karar verdim ve bu işe başladım. Bir, Erol Metal büyük bir firma. 26 yıllık bir tecrübeye sahip olan bir firma. Yaptığımız işlerin biz arkasında duran bir firmayız. Ve yaptığımız işlerin arkasında dururken bütün işleri biz tek elden yapıyoruz. Yani nasıl havalandırmayı bize yaptırırsınız, masasını bize yaptırtırırsınız. İşte her şeyin yani bir restoranta ne gerekirse A'dan Z'ye biz de yaptırabilirsiniz. Tek elden restoranı kurabiliriz biz. Biz 26 yıldır Erol Metal olarak çok büyük işler imza attık. Ve çok büyük tecrübelerimiz var. Ve bu tecrübemizi biz kullanaraktan bundan sonraki yapacağımız işlerde daha iyi, daha güzeli ve daha kaliteli bir servisi vermektir bizim amacımız. Ve bizim bu tecrübelerimiz de, yani 26 yıllık tecrübemiz bunun garantisidir. Hepimiz hayal ettik bir şeyler yapalım, bir şeyler edelim diye. Tabii ki gençlerin önünü açmak bizlerin görevi. Hele Türk halkı, Türk gençliğinin önünü açmak. Hani bizim sloganımız var. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Şimdi gençlerimizin illaki bir hayalleri vardır. Bir kebap dükkanı olsun, ne bileyim bir grocery shop olsun. Herhangi bir demir işiyle ilgili bütün arzularını biz gerçekleştiririz. Ve o gücü de sahibiz. Maddi ve manevi olarak. Manevi olarak tecrübemiz, yani 26 yıllık bir tecrübemiz var. Tabii ki biz çoğu şeyleri gördük, çoğu dükkanları açtık. Ha, bunun yanında da maddi olarak da biz onlara bir ödeme kolaylığı göstererekten bu çocukların, gençlerin yardımcı oluruz. Yani işlerini görürüz. Bunlar da bize işte bir belirli süre ödeme şeylerini, şartlarını konuşuruz. Onlar da bize ödemelerini yaparlar. O şekilde yardımcı olabiliriz onlara da. Metal deyince sadece insanların aklına sadece bir havalandırma sistemi, ne bileyim işte bir gancelli, hani diyoruz ya, korkuluk, onlar geliyor. Fakat bizde metalde aklınıza ne geliyorsa, mesela
demir, paslanmaz, çelik, ondan sonra alüminyum. Bunun yanında kapa, yani kapa dediğimiz şey bakır. Biz bunları işliyoruz. Tabii bunları işliyoruz derken bizim ekibimiz bayağı bir geniş bir ekiple çalışıyoruz. Mühendislerimiz var, ondan sonra güzel ustalarımız var. Biz bunları işte gelen projeye göre değerlendirip, mesela atıyorum bir havalandırma sistemini biz hem çelikten yapıyoruz hem de bakırdan yapıyoruz. Yani bakır da yapabiliyoruz havalandırma davlumbazı. RSC işlerini de biz yapıyoruz bildiğiniz gibi. Bu RSC işlerinde evlerinize yapacağınız mesela extensionlar, garajlar, ondan sonra işte bina, büyük binalar, mesela büyük binaları da yapıyoruz. Yani her türlü RSC işlerinizde itinayla yapılır. Çünkü ona göre mimarlarımız var, ona göre ustalarımız var, ona göre aletlerimiz var. Hızlı ve seri bir şekilde RSC işlerinde itina ile size yaparız. Bunun garantisini de verebiliriz. Evet, siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Bizim sloganımız bu. Her zaman Erel Metal'e buyurun bir çayımızı kahvemizi için ve bize tanışın, tavsiye ederiz. Hiçbir zararınız olmaz. İnanın çok çok büyük faydalarınız olur. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlarla devam ediyoruz. Sizler 23 Aralık'a kadar paranızı kontrollü kullanıyorsunuz. Merkür gerilimisi 23 Aralık'a kadar devam edecek. Maddi açıdan önemli girişimlerde bulunmuyorsunuz. Özellikle ticari hayata atılmak, ticaretle ilgili uğraşıyorsanız, büyük yatırımlar yapmak istiyorsanız parayla ilgili yapacağınız tüm alışverişlerde çok dikkatli oluyorsunuz. Borç para vermemeye özen gösteriyorsunuz. Vermiş olduğunuz paralarla ilgili bir takım kişilerle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Özellikle önümüzdeki gün günlerde, haftalarda 23 Aralık'a kadar parayla ilgili alanlar sizleri zorlayacak gibi görülüyor. Jüpiter tabii ki sizin burcunuzda 2018 yılı boyunca her anlamda şansı, bolluğu ve bereketi yakalayacaksınız. Tüm kapılar, şans kapıları sizlere açık, girişimlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz 2018 yılı boyunca. Tabii ki kilo almaya meyilli olduğunuz için yemeklerinize de çok dikkat ediyorsunuz. Ve Satürn sizleri hangi alanda zorlayacak? Kardeşlerle olan iletişime çok dikkat edin. Yakın çevre ve kardeşlerle zaman zaman sürtüşmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Ve Londra turumuzda ev içi tasarım bölümü ile devam ediyoruz. Evimizi nasıl güzelleştirelim? Bakalım bize ne gibi tiyolar vermişler. İzliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Londra turumuz devam ediyor ve Baring Cross Shopping Center'de Doğutaş Exclusive'deyiz ve mağaza müdürü Soner Bey ile birlikteyiz ve Exclusive yaşamla ilgili Soner Bey ile bu hafta sohbet edeceğiz ve yeni yıl geliyor, Christmas geliyor, bakalım Exclusive yaşamda ne gibi uygulamalar var. Evet Soner Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz mağazamıza tekrardan. Hoş bulduk Soner Bey. Evet, Exclusive Yaşam, Doğutaş Exclusive'deki Exclusive Yaşam, Christmas'ta ve yeni yılda izleyicilerimizi neler bekliyor? Öncelikle Black Friday'den çıktık bildiğiniz gibi. İndirimlerimiz bayağı bir rağbet gördü. O zamanlar bayağı bir ilgi gördük. Yılbaşına kadar devam edecek. Farklı ürünler var, farklı konseptler var. Dediğim gibi en büyük yeni haberimiz çok fazla mobilya mağazasını yapmadı. Artık kişiye özel
made to measure dediğimiz, yani kişiye özel dolap olsun, yatak odası olsun, mobilyaları yapmaya başladık. Bunun haricinde tabii ki birçok yeni farklı ürünlerimiz geldi. Yani yeni yılda yeni bir hayat sizi Doğutaş Exclusive'de bekliyor. Evet Soner Bey, make to measure, ölçü alıyorsunuz dediniz. Evlere gidiyorsunuz ve ölçüleri alıp izleyicilerimize ölçülerine göre mobilyalar üretiyorsunuz. Bu konuyu biraz daha açıp izleyicilerimize daha detaylı bilgiler verebilir miyiz? Evet, bu konu gerçekten önemli bir konu. Özellikle Londra'da ve İngiltere'deki evlerin durumları göz önüne alındığında çoğu evde zaten bu size problemi oluyor. İşte bir yerden kolon çıkmış, bir yerden tavan iniyor vesaire. Bu tarz durumlarda bu ölçülerde uygun hazır dolap bulmak gerçekten zor oluyor. Biz de bu sebepten dolayı müşterilerimizi daha bu konuda rahatlaştırmak için şöyle bir şeye karar verdik. Müşterilerimizin kendine göre, kendi evine göre özel dolaplar yapıyoruz. Biz geliyoruz, mimarımızı gönderiyoruz. Baştan aşağı milimetresinden milimetresine ölçülerini alıp geri geliyor mağazamıza. Kendi bilgisayarında 3D olarak her şeyi hazırlıyor. Müşterilerimizi davet edip ona sunum yapıyoruz ve müşterilerimiz bu ürünü almadan bilgisayarda 3D olarak kendi evinde nasıl duracağını baştan aşağı her şeyini görüyor. Ve bunun haricinde dediğim gibi rengini, içini, ayna mı istiyor kapağına, siyah kapak mı istiyor veya içinde ekstra drawer mı istiyor, shelf mi istiyor, her ne isterse istesin bunu biz kişiye özel olarak yapabiliyoruz. Ve özellikle yeni başladığımız bir hizmet. Bu yüzden de bu dolaplarda da, özellikle dolap diyorum, çeşitli kampanyalarımız var. Yani size problemi olan, işte çatı katına veya merdiven altına dolap yapmak isteyen, ekstra storage yapmak isteyen müşterilerimizi de mağazamıza bekliyoruz. Dediğim gibi bir gelin görün, çünkü çok farklı ürünler, çok iyi kalitede, çok iyi fiyata. Evet Soner Bey, izleyicilerimiz bu ürünlere nasıl sahip olacaklar? Ödeme koşullarınız nelerdir? Tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de bu ödeme koşulları. Biz Doğutaş olarak müşterilerimizi bütçesini zorlamadan onların istediği her şeye sahip olması için elimizden ne geliyorsa yapmaktayız. Bu konuda da şöyle bir şey yapıyoruz. Sıfır faiz dediğimiz 3 yıla gerektiğinde 4 yıla kadar uzayan taksit imkanlarımız mevcut. Bu da nasıl oluyor? Toplam fatura bedelinin belli bir cüzi bir rakamını önden depozit olarak verdikleri takdirde geri kalan bedeli de 36 ay veya 48 aya kadar sabit taksitlerle sıfır faizle böyle biliyoruz. Bu şekilde de yani cüzi rakamlar ödeyerek, aylık cüzi rakamlar ödeyerek istedikleri her şeyi bizim mağazamızda sahip olma şansları var müşterilerimizin. Evet Soner Bey, vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, sizler de Doğutaş Exclusive'deki Exclusive Yaşam'a çok kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Bütçem yok, ben bunları alamam demeyiniz. Bütçenize göre uygun ödeme koşulları da Doğutaş Exclusive'de sizler için yaratılabilir. Ve sizler de bu Exclusive Yaşam'a sahip olabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlarla devam ediyoruz. Merkür sizin burcunuzda gerileyecek 23 Aralık'a kadar iletişimle ilgili bir takım sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek istediğiniz alanlarda bir takım zorluklar oluşabilir. İmaj değişikliği yapmamaya özen gösterin. Bu süre içerisinde bir takım değişiklikler ileriki günlerde canınızı sıkabilir, pişmanlık duyabilirsiniz. Ama özellikle iletişime çok dikkat edin, sağlığınıza çok dikkat edin. Zaten yaylar biraz yorulmuş gibi görülüyorlar. Son 2,5 yıldır Satürn'ün
etkisi altındaydılar. Her anlamda sağlık olsun, ilişkiler olsun, kariyer olsun bir takım zorluklar yaşadınız zaten. Tabii ki Jüpiter bir yıl boyunca Akrep Burcu'nda kalacak. Maneviyatınız güçleniyor. Eşinizin işinde büyük gelişmeler var, başlangıçlar var ama siz sağlığınıza tekrar dikkat edeceksiniz. Özellikle yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak açısından çok güzel. Parayla ilgili alanlara dikkat ediyorsunuz. Paranızı kontrollü kullanıyorsunuz. 2020 yılına kadar parayla ilgili alanlarda testlerden geçeceksiniz. Yayınımıza siz sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlarla devam ediyoruz. Sizler 23 Aralık'a kadar biraz geri plana çekilmek isteyebilirsiniz. Bağımlılıklardan kurtulmak için çok güzel ve özel bir süreç. Özellikle geçmişe dair olaylar tekrar su yüzüne çıkabilir. İçselle yönelmek için doğa meditasyonu, zikir yapmak için güzel. Kapanmamış bir takım olaylar, sorunlar tekrar su yüzüne çıkabilir. Tekrar açılabilir ve mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Jüpiter hangi anlamda sizi destekleyecek? Tabii ki daha çok arkadaş edineceksiniz. 2018 yılı boyunca arkadaşlardan destek de görebilirsiniz. Yurt dışından arkadaşlar da edinebilirsiniz. Özellikle işten elde edilen gelirlerde bolluk ve bereket söz konusu olacak. 2018 yılı boyunca daha fazla sosyalleşmek isteyeceksiniz. Toplumun yararına, faydasına daha çok faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Gruplarda, organizasyonlarda boy gösterebilirsiniz. Özellikle Satürn tabii ki 2020 yılına kadar sizin burcunuzda kalacağı için birçok sorumluluk alıyorsunuz. Hayatınızda elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Kalıcı ve somut başarılarla ilgili bir takım başarılar elde edeceksiniz. Tabii ki kariyer odaklı olduğunuz için işle ilgili de büyük yükseliş ve terfi hayatınızda söz konusu olabilir. Ve yayınımıza inşaat bölümüyle devam ediyoruz. Kıbrıs'a gidiyoruz. Ev almak isteyenler, güzel haberler var Noyanlar İnşaat'ın. Bakalım oradaki yetkili kişiler neler anlatmış, izliyoruz. Sevgili Kıbrıs Gençliği izleyicileri, North Cyprus Festival'deki yayınımız devam ediyor ve şimdi Noyanlar Construction'ın standındayız ve sizi tanıyalım. Merhabalar, adım Memduh Demirağ, satış bölümünün mimarıyım ben, Noyanlar İnşaat'tan. Memduh Bey, mimarsınız. Hı-hı. Yani bu güzel eserin yaratıcısısınız. Yaratıcısı değil, yaratıcılarından biriyim. Evet. Katkı koyanlardan biri. Asıl yaratıcılarımız Ahmet Bey'le Gökhan Bey'ler. Baş mimarlarımız ofisteki. Biz de onların yanında, onların engin tecrübelerinden ve bugüne kadar yaptığı ürünlerden bir şekilde hani tecrübe kazanıp biz de onların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi ekran başında bizi izleyicilerimiz izliyor ve bugün Noyanlar Construction'ın standına geldiğimiz zaman halkımıza neler tavsiye ediyorsunuz? Halkımıza deniz kenarında bir ev tavsiye ediyoruz. Dombiks bölgesini tavsiye ediyoruz. Yani şu an Adana'nın en güzel, en canlı sahillerinden biri. Doğu kıyısının üstünde. Şu an denize bu kadar yakın olup da hani böyle güzel imkanlar sunan bir bölge daha yok adada. O kadar uygun fiyatlar da yok. 22.000-23.000 işlerinin civarından başlayan fiyatlarımız. Uygulama da koşullarından. Yani şu an bizim iddiamız burada herkesi ev sahibi yapabilirik en kolay imkanlarla. Evet, kredi sistemleriniz de var. Tabii ki, tabii ki. Yani şu an 50 aya kadar faizsiz vade verme şansımız var. Çoğu depozitlerinden birer ev sahibi olabiliyor herkes şu an bizde. Hiç evet. Banka kredisine ihtiyaç duymadan, herhangi bir yere kefalet vermeden, hiçbir şey yapmadan direkt sadece bize yapılan küçük ödemelerinden, %20-%25'lik küçük depozitlerinden, 4000-5000 istenlik gibi, aylık 500-600 istenlik şeylerinden, taksitlerinden ev sahibi yapabiliyoruz insanlarımızı. Evet Memduh Peşim, ben bir 2 artı 1 almak isterim. Hı hı. Oturalım, bana formamı doldurunuz. Evet sevgili izleyiciler, ben de Noyanlar'dan bir daire alıyorum. 2 artı 1 ve ben de artık çoluk çocuğumla birlikte tatilimi Noyanlar'da Long Beach'te geçireceğim. Sakın kıskanmayın ha. Eğer ki kıskanırsanız siz de
Noyanları arayabilirsiniz. İngiltere'deki satış temsilcilerinden ulaşabilirsiniz. Direkt Noyanları arayabilirsiniz. Hiç problem yok. Zaten siz Noyanları çok kolay bulursunuz. Noyanlar.com diyoruz. Aynen öyle. Noyanlar.com. Bir telefon ya da bir tık kadar yakınız size. Evet. Şimdi bana nereden ev vereceksin? Nasıl bir şey istersiniz? 2+1. 2+1. Çok fazla yüksek olmasın çünkü benim yükseklik korkum var. Tamam. Size şu an adamın bir projelerinden birinden bir ev verelim. Nereden verelim? Royal Sun Residence'ın bir daire ayarlayabiliriz size. Bir yıla kadar bitecek olan bir daireyi şu an 61.000, 62.000 selin civarında ki fiyatlarla sahibi olabiliyorsunuz. Şimdi büyük felak, denize yakın, havuzuyla, spor salonuyla, restoranıyla, oyun alanlarıyla, her şeyle beraber. Evet, bir yıla kadar teslim. Bir yıla kadar teslim. Şu an teslim hazır olan ünitelerimiz de var. Bir yıla kadar teslim olan da var. İki yıla bitecek olan da var. Daha inşaatı başlanmış, offline'da olan da var. Her şey sizin bütçenize ve nasıl ödeme yapacağınıza, nasıl rahat edeceğinize bağlı. Evet, ben bir 2+1 alayım ve işlemlere başlayınız isterseniz. Başlayalım. Çünkü teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ olasınız. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlarla devam ediyoruz. Sizler 23 Aralık'a kadar arkadaşlarla olan iletişime çok dikkat ediyorsunuz. Sorunlu bir arkadaşlık varsa yolları ayırabilirsiniz. Bu süre içerisinde tanıyacağınız yeni dostluklar da ileriki günlerde sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla arkadaş çevrenize çok dikkat ediyorsunuz sevgili kovalar. 2018 yılı boyunca kariyerle ilgili alanda çok şanslısınız. Yeni bir iş, terfi, yükseliş söz konusu olabilir. Patronunuzdan övgüler alabilirsiniz veya maaşınızda zam artış söz konusu olabilir. Kariyerle ilgili 2018 yılı boyunca en şanslı burçlarımızdan siz sevgili kovalarsınız. Bunun yanı sıra sağlığınıza da çok dikkat edeceksiniz. Satürn tabii ki bu anlamda sizi birazcık zorlayacak. 2,5 yıl boyunca kronik rahatsızlıklarla mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Özellikle diz bölgelerinde, kemiklerde, eklem yerlerinde, dişlerde, deride bir takım sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Balık ve yükselen burcu balıklara baktığımız zaman sizler 23 Aralık'a kadar kariyerle ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. İş değişikliğini düşünmüyorsunuz. Patronunuzda çok fazla tartışmalar, polemikler içerisine girmemeye özen gösteriyorsunuz. Tabii ki 2018 yılı boyunca sizleri neler bekliyor? Yurt dışına daha fazla seyahat edebilirsiniz. Yurt dışından özellikle bekarsanız yeni birilerini tanıyabilirsiniz. Basın medya yayıncılıkla ilgileniyorsanız bu anlamda bir takım fırsatları yakalayacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. 2020 yılına kadar arkadaşlarla ilgili sınavınız başlıyor. Arkadaşların sorunlarıyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir. Zaman zaman arkadaşlardan zarar da görebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarla olan iletişime çok dikkat ediyorsunuz. İşten elde edilen gelirleri de toparlıyorsunuz. Bununla ilgili çaba göstermeniz gerekebilir. Gruplarda, organizasyonlarda daha fazla yer almanız gerekebilir. Organizasyon yaptığınız süre içerisinde de bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve daha fazla sorumluluk da almanız gerekebilir. Ve Londra turumuzda biraz da eğlence diyoruz ve eğlencenin en güzel mekanlarından olan Serpilus Garden'a gidiyoruz ve eğlencelere hep birlikte göz atıyoruz. Sevgili
izleyicilerimiz, Londra Gece Alemi'ndeki doğum günü kutlamalarımız devam ediyor. Eğlencenin en büyük merkezi Cyprus Garden'dayız ve sizi tanıyalım. Adım Emel Atakan. Evet Emel, bu akşam doğum günün 18. yaşını kutladın. Neler hissediyorsun? Mutluyum, herkes geldi. Kimler var yanında? Ailem. Ailenden kimler var? Annem, dayılarım, halam, kuzenlerim. Çok sevip de yanında olmayan kim var? Biri yok. Biri yok, herkes yanında. O zaman çok mutlusun. Evet. Mutluluktan neler hissediyorsun? Tarifi yok. Ama çok mutlusun. Evet. Eğlence nasıl Cyprus Garden'da? Güzel. Yemekler? Yemekler de güzel, eğlence de güzel. Mesela kader ateş de güzel. Güzel, bizimle eğlendi bir gün. Ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istedin? İyi seyirler. Devam ediyor tam gaz. Evet, sizi tanıyalım. Aycan. Evet Aycan, Aycan Hanım. Aycan Ahmet. Aycan Ahmet. Nerelisin? Karpaz. Karpaz Karpazlısın. Evet. Evet. En güzel bölgelerden biri Kıbrıs'ın. Evet. Yes. Yeşil adamızın en güzel bir bölgesi. Evet Aycan Hanım, bu akşam doğum günü. Çok mutluyum. Kızlarımın yanında. Allah Allah. Üç tane kız maşallah. Evet, çok mutluyum. Nasıl derler ya? Anasına bak, tanasına al derler değil mi? Aynen. 60 oldum bu sefer. 60 oldun. Evet. Allah. Ben vallahi bir 30 zannettiydim. Hayır, 60. Evet, kızların, en sevdiklerin, canların yanında. Evet, çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Kızlarım, ben, çok güzel. Anneleriyle eğlenirler, çok güzel bir şey. Anne ve melekleri. Angels'ın melekleri ha? En güzel melekler. Şimdi, happy birthday anneciğim. Happy birthday. Kameramıza söyle. Happy birthday anne. Happy birthday anne. Happy birthday mom. Evet, bizler de sana Kıbrıs Gençliği ve Londra Haber Magazini ekibi olarak bir ömür boyu mutluluklar, nice nice yaşlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Seni tanıyalım amcacığım. Benim adım Ali Sefer. Kıbrıslıyım. Kıbrıslısın. Neresinden? İskele, Yeni İskele'den. Yani Yeni İskele. Larnakalısın ama. Evet. Yeni İskele, yani İskele'de. Evet. Bu akşam doğum günün. Evet, bu akşam. Kaçıncı doğum günün? 78. 78. Allah sana daha uzun ömürler versin. Sağ olun. Nice nice yıllara diliyoruz. Evet. Kıbrıs Genç TV olarak doğum gününü kutluyoruz. Önce bu sözü bir dakika söyleyeyim. Genç TV'ye teşekkürler ederim ki böyle bir organize yaptığı için, herkesi yani halkımıza tanıttığı için her şeyi teşekkür ederim. Evet, yanında kimler var bu akşam? Yanımda torunum, torunumun oğlu, hanımım, yeğenim, oğlum, gelinim, konularım ve gider. Gider. Başka çok sevdiğin ve yanında olmadığın kim var? Yanımda olmadığım kızım var. Ona neler söylemek istedin böyle kameraya bakıp? Kızıma buradan teşekkürler ederim, beni aradı ve doğum günümü kutladığı için. Ve kendine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca kardeşlerim var.
Onlara da selamlarımı iletireyim. Böyle. Ve bizler de sana hayırlı yaşlar diliyorum. Ve ben şimdi hanımım dedin, hanımının yanına doğru gidiyorum. Hanımınla da iki çift laf edip onun da mutluluğunu alalım. Sağ olun. Teşekkürler. İsmim Emine. Emine teyze. Sen de eskilerlisin herhalde. Yok. Nerelisin? Ben Vroşalıyım. Vroşalı. Vroşa. Vroşalı. Yani yağmur alan. Yağmur alan mı? Yağmur alanlılar, o yok olan köy. Evet. O köydensin sen. Evet. Sevgili Esat abimin köyünden. He. Kitabı da var onun, meşhur kitabı var. Benim komşumdu Esat. Öyle mi? Evet. Bu akşam eşinin doğum günü. Evet. Kaç yıl var evlisiniz? 60. 60 yıl. Evet. Evet. Bir yastıkta 60 yıl. Evet. Ve bu akşam eşinin 78. doğum gününü kutluyorsun. Hayırlı. Nasıl hissedin kendini? Çok mutluyum. Hep evlatlar, torunlar yanımda. Gerçi kızımız yok, Kıbrıs'tadır. Torunlar Kıbrıs'ta. Onlara da çok çok selam ederik, özledik. Kardeşlerime, yeğenlerime, bizi sevenlere hepsine bol bol selamlar. Evet, bizler de sana uzun uzun daha nice yıllar diliyoruz. Nice nice 60 seneler bir yastıkta daha kocamaya devam edin. Bizler buradayız. Gelecek yıllarda da görüşmek dileğiyle. İnşallah. Programın başına da belirttiğim gibi Aralık ayı biraz sıkıntılı geçecek gibi görülüyor. Çünkü Merkür gerilemesi var Yay burcunda, 23 Aralık'a kadar iletişimle ilgili bizleri zorlayacak gibi görülüyor. Özellikle kontrat ve sözleşmelerinizi atmamaya özen gösterin. Atmak zorunda kaldığınız tüm imzalara da dikkat ediyorsunuz. Yetkili kişilerden yardım alabilirsiniz. Dikkatli oluyorsunuz. Araba kullanırken dikkat ediyorsunuz. Özellikle kompütörlerde önemli bilgilerinizi yedekliyorsunuz. İletişim açısından çok önemli bir süreç. Bunun yanı sıra tabii ki Dolunay'ın etkisi yavaş yavaş azaldı, geçiyor ve gelecek hafta ben sizlere Yay burcunda gerçekleşecek olan yeni ayla ilgili bilgiler vereceğim. Bir takım şeyler kapanıyor hayatımızda ve yeni ayla birlikte yenilikler başlayacak. Daha iyimser, daha hoşgörülüyüz. Yurt dışı bağlantılı işler, basın, medya, yayıncılıkla ilgili alanda girişimlerde bulunmak isteyenler varsa gelecek haftaki programı beklesinler. Hangi gün ve saatten sonra önemli girişimlerini ve anonslar yapacaklarını açıklayacağım. Dolayısıyla bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Bizler Kıbrıs Genç TV, Londra Haber Magazin ekibi olarak çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta hep yeni konularla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan sizlere bu haftalık da bu kadar. Başkalarının isteyip de yapamadığı, en çok takdir edilmeye çalışılan Londra Haber Magazin'den hepinize hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle.